Şimdi ona da bir söz geldi, burada bir talimat geldi. Biz bunu dediğimiz vakitte nusret ve inayet talep ettiğimizde geçen sene çok mühim bir kimse vardı. Dünyayı velveleye veren adamlardan birisi. Biz Hicaz'da bulunduğumuz zaman o kimseye bir talimat bildirmeye bize emir oldu da biz o kimseye o haberi ulaştırdık. Dedik ki bize olan talimat odur ki şeytanlarla işbirliği yapmayasın. Şeytanlarla işbirliği yaptığın müddetçe ilahi nusret ve inayet senden uzaktır, sizden uzaktır. İnsan şeytanı kimdir? Komünistlerdir. Allah yok diyendir onlar. Başka ehli kitaba deme. Kafir kimdir bugünkü günde? Başka türlü tarif var şimdi. Kafirin tarifi Allah'ı inkar edenlerdir. Allah yok diyen kafirdir. Ehli kitaba kafir denmez şimdi. Kim isterse ne isterse desin. Ehli kitaba kiliseye gidene kafir deme. Allah yok diyene kafir de şimdi. Havraya gidene kafir deme. Allah ve peygamberi inkar edene kafir de. Budur. Öyle bir kimselere onlara böyle bir talimat için bize emir olduğunda madem ki Allah yok diyenlerle beraberdirler, onların işi ileri gitmez. Başlarına bela gelmesi yakındır. Geçen sene bu ayamdan evvel Allah kafirlerle beraber gidenlere, kafir dediğimiz Allah yok diyen bolşevik melunlar ile gidenlere yardım etmez. İsterse 5 vakit değil o adam, 10 vakit kılsın. Muteber değil. Şimdi burada o talimat geldi ki ya Rabbi bize sen yardım et. Nusret ver. Galibiyet ver diyoruz. Ya benden nusret, benden galibiyet isteyen, benim inayetime talip olan şeytanları bıraksın. Şeytanlarla beraber yürümesin. Bir kul şeytanla ortaklık pazar yaptığında ben ona yardım etmem. İsterse o vakit kılsın 5 yerine. Benim sevmediğimi bırakacak. Beni inkar eden ile olan bir kimseye ben nusret etmem diyor Cenab-ı Allah. İşte alem-i İslam'ın başına gelen bela odur. Şimdi ağlayıp duruyor bütün. Güya ağlıyorlar, o da yalan. Yalan. Allah görmeden mi oluyor o vukuat? Görüyor. Ve musallat ediyor. Neden? Benimle gelmiyorsunuz. Benden imdat istemiyorsunuz. Ha, bolşevikler size yardım edecek ha? Etsin işte. Allahsızdır onlar. Allah yok diyen kimselerdir. Onlara inanan böyle felakete uğrar. Başına böyle bela gelir. Onun için Allah'ın yardımını isteyen kimse ins ve cin şeytanı
Allah yok diyenlerden uzak dur. Çünkü bütün bel namazları üzerine gelecek. Beladan efendim bir tek Allah yok diyenin üzerine inecek olan daha şiddetlidir. Yaklaşma, yanında durma. Meclisinde bulunma. Benim ümmetimin Yahudileri diyor onlara Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam. O bir Yahudilerden beter onlar. Öteki Yahudi Allah var diyor, Tevrat var diyor, Musa var diyor, İsa yok diyor ama Musa var diyor. Ama öteki Yahudiler Allah yok diyor, haşa. Peygamberler ne İsa var diyor, ne Musa, ne Muhammed aleyhissalatu vesselam, ne sair enbiya aleyhimusselam. Çok sakınılacak bir zamandayız. Ve ilahi adalet gılı kırka yarıyor. Zulüm var deme. Zulüm sözün ağzını aldı mı bir kimse, bil ki o zalimdir. Zulüm var dedi mi ilahi adaleti görmüyor demek. Hak ile duruyor yerler gökler, batıl ile değil. Senin gözünde zulümse ilahi adalet nerededir? En büyük küfür o olur. Yakışıksız söz söylüyoruz biz. Çok Müslümanlar zulümden şikayet yapıyor. Zulümden şikayet edersen ilahi adalet ne oldu? Sen zannettin mi ki ilahi adalet yalnız mahşer gününde tecelli eder? Şimdi efendim kapan kapanın elinde kalmıştır iş. Yok. Bir nizam var, bir intizam var. Hak ile bir yerlerin gökleri durması batıl ile değildir. Ve enzelen mizan. Bu İşin hakikatine bakanlardan bize verilendir. Dışına bakıp da hüküm kesenlerin işi başkadır. Onun için Hazreti Ali Efendimiz, Allah ondan razı olsun, لَوِطَّلَعْتُمُ الْغَيْبَ لَخْتَرْتُمُ الْوَاقِيَ buyurmuştur. Eğer işin hakikatine siz muttali olmuş olsaydınız, zahirde olana siz de imza edecektiniz. Yanlış demeyecektiniz. Lakin hakikate bakamıyorsunuz. Nazarlarınız safidir. Ve onun için siz zulüm görürsünüz, ilahi adaleti görmezsiniz. Haşa. Ve ma zalemnâhum. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Devamı ifade ediyor. Zulümlerinin, nefislerinin zulmü devam ettiği cihetle ilahi adalet böyle yürümeyi iktiza ettiriyor. Bu halin devamını ilahi adalet hükmediyor o zaman. Bir mahkeme bir kimsenin hakkında ağır hapis veya kürek veya kırbaç veya idam hükmü verdiğinde o mahkemeye efendim zulüm mü isnat olunacak? Fiile bakarak ne şaşkınlıktır bu? İlahi adalet bu kavmin üzerinde bu tecellinin yürümesini hükmettiği vakitte nasıl zulüm isnat ederiz biz? Zulüm değil.
o adamların müstahakkı olduğu için ya gırbaç, ya kürek, ya hapis, yahut idam hükmediyor. Bilmek lazım. Biz sözlerimizin nereye gittiğini bilemiyoruz. Tan ettiğimiz vakitte ortalığın haline bakıp o ilahi adalete kadar gidiyor. Onu itham ediyoruz. Haşa. Ahkemül Hakimindir Cenab-ı Allah. Binaenaleyh işte Cenab-ı Hak bize yolu sokağı bildiriyor. Kimden uzak olmamız lazım geldiğini de bildiriyor. Benim inayetimi ve nusretimi dileyen kimse bana yakın olanlara efendim arkadaşlık etsin, onlarla beraber olsun. Beni inkar edenlerin meclisine girme, yaklaştırma, reddet. Evladın olsa da kov. Bütün dünyanın üzerinde beynamaz ne kadar insan varsa onların zulmetinden bir Allah yok diyen kimsenin üzerine inen zulmet, sıkıntı, bela büyüktür. Yanına nasıl yaklaşırsın? Nasıl onları sen kendine hempa sayarsın? Müttefik sayarsın, bizi gayıracak dersin. İşte böyle gayırırlar. Allah hasretler. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Amin.